Neden bir yıl içerisinde bazı günler çok özel? Neden anneler günü çok özel? Neden babalar günü çok özel? Neden özel? Çünkü o gün başka bir şey var. O gün aslında anma, bir gün bunu hatırlama falan değil. Senin için önemli olan bir şeyi, seni yaradan, sana emek veren anneni, babanı hatırlamak. Aslında biraz hesaba çekmek, kendini hesaba çekmek. Ne kadar iyi evladım, ne kadar benim için, onlar benim için her şeyi yaptı, ben onlar için ne yapıyorum dediğin gündür. O yüzden 10 Ocak önemli bir gün. Çalışan gazeteciler hakikaten çok mühim. Hele şimdi baktığınız zaman bu bölge için, bu ülke için ne kadar emek verdiğinize ben şahidim. Herkes masada olamaz. Herkes çalışan gazeteci olamaz. En zoru seçtiniz. Büyük mücadele veriyorsunuz. Hakkın, hakikatin yanında durmanın bedeli var. Bu bedeliyle kolay bir bedel değil. Hele bu dönemde çok daha zor. O yüzden bence kendinizi bir alkışlayın. Bu alkış herkes kendine yazsın. Çünkü siz kendiniz bunu hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu toprakların çocuğusunuz. Bu topraklarda doğmak büyük bir onur ve şeref. Ve Allah'ın izniyle gelecek bizim. Gelecek hepimizin. Bu coğrafya çok güzel günleri birlikte görecek. Coğrafya kaderdir diyor İbn-i Haldun. Ben de diyorum ki coğrafya kaderdir. Biz inanırsak başarırız. En zoru başarırız. Evet, atalar başardı, biz de başaracağız. O yüzden müsaade ederseniz bugün tek bir konuda karıştırmadan, yalınlaştırarak size suyu anlatmak istiyorum. Neyi su? Bakın görüyorsunuz yeraltı belediyeciliği o kadar nankör ki hiç kimse fark etmiyor. Aynen sağlık gibi. Kaybettiğin zaman anlıyorsun, hasta olduğun zaman sağlığın kıymetini anlıyorsun. Ama bu olmazsa kültür sanat konuşamazsın, yeşil konuşamazsın. O yüzden dedim ki ayakkabısı olmayan adamı sinemaya götüremezsin. Şu meseleyi bitirelim. Bak, işletilen mat uzunluğuna bakın. Yapılan işe bakın. Gaziantep'e verilen toplam su miktarı. Şuradan 124'ten 160'a geldik. İhtiyaç bu. Şehir büyüyor. Büyümesi su ihtiyacı büyüyor. Refah seviyesi arttıkça kişi başı kullanılan su miktarı artıyor. Dolayısıyla bunu yönetmezsen şuraya altına döşesen ne olur? İçecek suyun olmazsa su hayattır, su rahmettir, su berekettir diyoruz. Su kanal idarelerinde ben geldiğimde Türkiye'nin en pahalı 3. sırasındaydı arkadaşlar. Bu maliyete rağmen, bu sıkıntıya rağmen buradayız. Bak, evet, kaçın Hüseyin Bey yanlış söylemiyorum değil mi? Evet, en pahalı 3. suyunu içiyorduk. Şimdi geldiğimiz yer burası. Su yönetiminin ne kadar önemli olduğunu sizin bilmeniz, susuzluğun ne olduğunu sizin bilmeniz ki lazım ki millet sorduğu zaman siz bilin ki bilgilendirin. Şimdi biz giderleri azaltmamız lazım, gelirleri artırmamız lazım. Biz o gün inşaat müteahhitlerine de gittik, 3 kalem indirdik. Ya tamam bana düşen, hep sizin devletten bekliyoruz. Kardeşim sana düşen ne hafiyat, sana düşen ne mimar. Tamam abi indirdim dedi. Abi indirdim. Şimdi en zor durumda olanlar, bakın biraz önceki tabloya göre en zor durumda olanların %50'sini Gaziantep Büyükşehir olarak biz fonlama kararı aldık. %50 su indiriyoruz. Bu hukuklar için. Daha sağlıklı bir şehir için. Daha yeşil, daha akıllı, daha dirençli, daha güvenli bir şehir için gidecek çok yolumuz var. Çalışan gazetecilerle birlikte bu yolu tamamlayacağız. Ben çalışanlara kurban olayım. Alın terine kurban olayım. Helal kazanca kurban olayım diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.